Müslüman insanlar, vaaz ve sohbet dinleyen insanlar. Bir düğün yapıyorlar, düğünde kadın erkek karışık. Kadın erkek karışık düğünü kimden izin aldın? Bana söyler misin, kimden izin aldın? Allah'ın izni var mı? Yok, vallahi yok, billahi yok. Ki bu kadınların çoğu da açık saçık geliyor. Bir de nasıl geliyor? Affınıza sığınarak söylüyorum. Yıllarca önce yaşadığım bir macerayı paylaşıyorum sizinle. Yeni Doğan Mahallesi'nden Yeşil Cami'ye doğru göreve geliyorum. Göreve gelirken sokakta kadınlar zile bastılar. Yukarıdaki kadın onlara cevap veriyor, konuşuyorlar. Aşağıdakiler diyor ki, işte mesela, hadi Fadime, düğüne gidiyoruz, sen de gel. Yukarıda balkondan cevap veriyor, bakıyor onlara, diyor ki, ama benim sizin gibi güzel elbiselerim yok ki. Yani siz çok yakışıklı giydiniz, ben gelemem diyor. Sizin elbiseler ben diyor. Şimdi düğüne gidenler nasıl gidiyor? Parfümünü, aynanın karşısındaki süsünün tamamını, en kaliteli, en güzel elbiselerini giyerek gidiyor. Hele hele şimdi tam açılarak, saçılarak gidiyor. Öyle mi değil? Peki, gidiyorsun şimdi bir masada 15 kişi var, 5 tanesi kadın. Peki kardeşim ya, biz bu muyduk? Ne zamandan beri böyle olduk? Bizi değiştiren ne oldu? Niçin değişti? Para mı değiştirdi bizi? Ne değiştirdi bizi? İmkan mı değiştirdi bizi? Aziz dostum, böyle düğün yapacak yerde yapma. Günaha girme. Nikahtan al götür be. Böyle bir düğüne imza atma. Böyle bir düğün bekleme. Kadın erkek karışık bir düğün Müslümanın sayfasında olmaz. Olgun Müslümanın sayfasında olmaz. Kadınlar ayrı olmalıdırlar. Erkekler ayrı olmalıdırlar.